Bugün bir nebze daha mutlu olman gerekiyor. Mutluluktan ağlıyorum zaten abla. Çünkü hayatındaki o belirsizliklerin kalktığı... ...sorularının cevabını bulduğun bir zamanı yaşıyorsun. Annemi arıyorum. Hayatta mı, iyi mi, değil mi? Annen hayatta ve iyi. Onun kendi bir aile düzeni, üç kardeşin ve bir evliliği var. Annenle telefonda konuştun. Ama bu seferki gözyaşları mutluluk için. Evet. Pastan nerede? Dün arkadaşlar yedi. Ben yemedim ama. Kim yedi ya? Ya hamileler vardı. Canları çekmiş. Ben de odamda uyuyakalmışım o sıra. Onlara verdim yani yesinler diye. Oh afiyet bal şeker olsun. He? Yani tabii ki. Yani konu pasta olsun. He? Konu pasta olsun. Keşke sorunumuz pasta olsa. Pastanın yokluğu 2 dakikada yani. Pastayı buluruz, pastayı yaparız. Mühim olan o pastadaki mumları ve o pastayı yiyeceğimiz kişi. O bizimle beraber olacak mı? Anne dün ben geliyorum dedi. Mertcan'ın annesi geldi mi? Anne gelmedi. Gelmeyi tercih etmedi. Çünkü bir hayatı, bir çevresi, bir düzeni var. Belki de bu sebeple gelmedi. Ama anne gelmedi. Bu tamamen onun tercihi. İstiyor ki sen git. Ben şöyle düşündüm. Sen yasak bir aşktan, yasak bir ilişkiden dünyaya gelen, doğduğu zaman saklanan bir çocuk değilsin. Kapı gibi nüfus kağıtlarında da, hayatında da... bitmiş olan evliliğinden dünyaya gelmiş olan bir çocuksun. Senin varlığın, ki yasak ilişkiden dünyaya gelmiş olsan bile bir çocuğun varlığı yok sayılamaz. Yokmuş gibi davranılamaz. Yaşadığımız çevreye, insanlara bugün bunun cevabını vermenin zor olmasını gerçekten anlamıyorum. Anlayamayacağım da. Ama sonuç oğlum gelmedi. Çok istedim. Ekip arkadaşlarımızla konuştular. İçeride bütün çalışanlarınızı zorladım biliyor musunuz? Sabahtan beri geldim, geldim diye. Sen onu aramak için buraya geldin, aramak için çıktın. Ama gelmedi. Belki de bugüne kadar senin varlığını etraftan sakladı. Bu sebeple mi gelmedi? Ya neden olduğunu bilemiyorum. Çünkü bu çocuk hani bilinmez bir çocuk değil. Öyle bile olsa seni onu aramak en doğal hakkın. Hakkını aramak en doğal hakkın. Hesap sormak en doğal hakkın. Bunlar senin hakların. Olması gereken o. O nasıl yani programda işlediğimiz biyolojik aile konularında o gün o bırakma hakkını buluyorsa o çocuk yetişkin olduğunda onu bırakana hesap sorma hakkını her zaman kendinde bulmalı. Ama sen öyle bir çocuk değilsin.
Hele yani velayet babaya verilmiş, gün belirlenmiş. Sen bugün 18 yaşında, o gün senin 5 yaşındayken istemedi beni demişti. Bugün anneni istiyorsan annenin koşarak gelmesi lazım. Bir de sen pırlanta gibi bir çocuksun. Sen gidersin. Sen aslında şunu da ispatlamak istedin. Annem de beni istiyor. Annem de bana sarılacak. O da beni özlemiş. Evet. Çok isterim gelmesin de işte gelmedi. Yani ister istemez şöyle düşünürüm. Acımı dindirmiş demek ki. Acımı dindirmiş demek ki çocuklarıyla. Bir anne için isterse 20 tane çocuğu olsun. Hepsinin yeri ayrı, hepsinin kokusu ayrı. Hepsinin onu hissettirdiği ayrı. Yani 18 yaşındaki anneliğinle 20 yaşındaki anneliğin arasında, 30 yaşındaki anneliğin arasında dağlar kadar fark var. Bir çocuk diğer bir çocuğun acısını dindiremez. Dindiremez yani. Böyle bir şey yok. Anne olarak söylüyorum bunu. Hepsinin yeri ayrı. Hatta küçücük böyle mercimek kadar kaybettiğin çocuğun bile yeri ayrı biliyor musun? Bir kadın için. Hiç görmediği, dokunmadığı, tatmadığı ama gebe kaldığı ve sonra da kaybettiği o çocuğun bile acısını çeker anneler. Öyle değil mi ya? Hiç görmediğin ya, hiçbir duygusal bağın yok. Ama o senin içine düştü ya ve sen onu kaybettin. O seninle hayat boyu yaşar. Ve sadece sen doğmuş olsaydı nasıl olur diye onun özlemini bile çekersin. Annelik böyle bir şey. Ya da benim tarif edebildiğim, benim anladığım annelik böyle bir şey. Çaresiz bıraktı abla beni, konuşamıyorum. Düştüm. Kalkayım diyorum geri. Olmuyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.